Selamünaleyküm dostlar. Bugünkü dersimizin konusu Yecüc ve Mecüc. Yecüc ve Mecüc. Tarihte pek çok bahsedilmiş. Bir kısım alimler bunların Moğollar olduğunu söylemişler. Evet, Yecüc ve Mecüc'ün bazı özelliklerini tarihte Cengiz, Bayju, Noyan ve diğerleri göstermiş. Fakat bu bir yönü. Bir de ahir zamanda gelecek olan Yecüc ve Mecüc var. O ahir zamanda gelecek olan Yecüc ve Mecüc anarşist komitesi olduğu Kur'an işaret ediyor diyor Emir Dağ layıkasında. Demek ki anarşizm denilen bir akım var. Felsefi akım. Bu Yecüc ve Mecüc'ü günümüzde temsil ediyor. Yani ne dini, ne ahlaki, hiçbir kural, kanun tanımayan insanlara Yecüc ve Mecüc diye Kur'an işaret ediyormuş. Bunlar için ayıp, günah hiçbir anlamı yok. Bunlar artık vahşi bir hayvan hükmüne geçmişler. Günümüzdeki anarşizm denilen akım bunu temsil ediyor. Bu tarihte Moğollar Yecüc Mecüc özelliklerinin bir kısmını göstermişler. Fakat günümüzdeki Yecüc Mecüc anarşizm akımıymış. Bir de kıyametin kopumuna yakın tekrar Moğollar sahneye alacaklar ve bir daha düzelmeyecek. Güneş batıdan doğacak ve 30 yıl, 20 yıl bu batıdan doğmaya devam edecek. O zamanki insanlar böyle daha güzel oldu diyecek. Bundan etkilenmeyecekler. Ama anarşizmin Yecüc Mecüclüğü Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi döneminde bitecek ve 1000 yıl İslamiyet hakim olacak. Bu 1000 yıldan sonra tekrar bir bozulma. Bu bozulmada tekrar Moğollar sahne alacak ve güneş batıdan doğacak. Belli bir süre yine böyle devam edecek. İnsanlar böyle daha iyi oldu diyecekler. Şu andaki ortamın Yecüc ve Mecüc'leri anarşistler olduğuna diyor Kur'an işaret ediyor Emirdağ layıkasında. Onun için anarşizm ekolü ben ne dini, ne ahlakı, ne örfü, hiçbir kanun ve kural tanımam. Kuralı kendim koyarım demektir. Veya kuralsız yaşamaya anarşizm diyoruz. Günümüzdeki Yecüc ve Mecüclere taraftar olmamak için anarşizm akımından uzak durmak lazım. Bu akımı da tanımak lazım. Risale-i Nur külliyatında pek çok felsefi akımı söylemeden, tarif etmeden cevap verilmiştir. Fakat bazı akımlar, tabiyyun, maddiyyun ve anarşizm gibi bazı akımların isimleri verilmiştir. Allah anarşistlerin şerrinden, anarşizm akımının şerrinden bizleri korusun. Anarşizme karşı uyanık olalım. Bu nedir falan demeyelim. Herkes biraz parça hayatına baktığı zaman anarşizmi her yerde görüyoruz. Yemek yerken bir kuralı var.
yemeğe kuralına göre yiyelim dediğin zaman çocuk diyor ki kuralsız olsa olmaz mı? Yani yemeğin kuralını bile kabul edemiyoruz. Herkes ne dini, ne ahlakı, ne örfü hiçbir kural ve kanun tanımadan istediğine göre yaşamak istiyor. Başı boş bir hayvan gibi istediği şekilde yaşamak istiyor. Bunun adı neymiş? Anarşizmmiş. Biraz düşünelim. Ne kadar anarşiziz, ne kadar ona taraftarız. Haberimiz bile yok. Bu videoda Yecüc Mecüc'ün ne olduğunu, günümüzdeki etkilerini anlatmak istedim. Lafı fazla uzatmayacağım. Herkese selamun aleyküm.